Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rulo pastanın pandispanya tarifini vereceğim. Bu tarif garanti bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. 5 adet oda sıcaklığında L boy yumurtam var. Eğer yumurtalarınız küçükse 6 adet kırmanızı öneriyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Oda sıcaklığında olursa şekerle çok iyi bir şekilde köpürür. Bu yüzden oda sıcaklığında olması önemli. 10 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Ve en az 8-9 dakika çırpıyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok çırparsanız yumurta ile şekeri o kadar güzel fosur fosur pandispanyanız olur. Yumuşacık sünger gibi bir pandispanya elde edersiniz. Lütfen çok iyi bir şekilde çırpınız. Ben en azından bir 10 dakika kadar çırptım. Yüksek devirde. Tabi burada mikserinizin gücü de önemli. Kaliteli bir mikser olursa çok daha iyi olur. Evet, en önemli püf noktası bu zaten. Yumurta ile şekerin çok iyi bir şekilde çırpılması lazım. Zaten biliyorsunuz pandispanyalarda kesinlikle sıvı yağ, süt gibi malzemeler kullanmıyoruz. Yumurta, şeker, un, kabartma tozu, vanilya, bu kadar malzememizin ölçüsü. Kesinlikle kırılma da olmayacak. Yumuşacık bir pandispanya elde edeceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi bembeyaz, köpük köpük oldu, çok harika oldu. Kıvamını da gördünüz, rengini de gördünüz. En az 2 kere elemiş olduğum 10 yemek kaşığı tepeleme un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Daha sonra artık mikseri bırakıyorum tahta kaşık yardımıyla. Alttan yukarı doğru karıştırmaya başlıyorum. Yumurtalı ve şekeri söndürmemeye gayret edin. O yüzden alttan yukarıya doğru dairesel hareketlerle pandispanyamızı güzelce homojen bir şekilde karıştıralım. Bu zaten un dibe çökecektir. O yüzden çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Tabii ki rulo pasta olacağı için fırın tepsisini kullanıyoruz. Üzerine de yağlı kağıt serdim ben. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra da fırından çıkarttığım rulo pandispanyamı ilk sıcaklığı çıkınca saracağım, rulo şeklini vereceğim. Nemli bir bez üzerinde soğumasını sağlayacağım. Direkt fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak yapmayın. Yoksa pandispanyanız hamur gibi olur. Şöyle bir ilk sıcaklığı çıksın. Evet, pişti benim pandispanyam. Rulo şeklinde sardım. Bakın size kırılmadığını da göstereceğim. Soğudu şu an pandispanyam, hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.